kere atmosfer şunu söyleyeyim, yani Ankara hiçbir zaman bizi yanıltmıyor, Ankara seyircisi. Şu anda 10.500 kişilik bilet, zaten 2.500'ünü biz tutuyoruz. Ama 3.000 satılmış, nereden baksanız yarısından fazlası, yarısına şu anda satıldı. Ankara tamamen dolu salona, müthiş bir destekle oynayacaktır çocuklar, onda hiçbir sıkıntı yok yani, onu net. Ama şeyinde, takımla alakalı Ukrayna ve İsveç maçı çok önemli. Biz bunu 4 galibiyette, evet bir kaza aldı İsveç deplasmanında, ama biz 4 galibiyette bunu bitirmek istiyoruz. 4 galibiyette bitirirsek ondan sonra öbür grupta İspanya aldı başına gitti gibi gözüküyor. İnşallah Slovenya'yı da yenmesi bizim için avantaj. Çünkü o zaman Slovenya 3 mağlubiyette kalır. Artık o hesaplar da yapılıyor, ama ilk önce kendi şeyimiz, çocuklar çalışıyorlar, iyi oynuyorlar. En iyi şekilde sahada olup o 2 maçı kazanmaları lazım ki 4 galibiyette öbür tarafa yürüyelim. Bu jenerasyon geçişi her ülkede zaman zaman oluyor. Burada biz de şimdi çocukları daha fazla oynatmak için, oynayan oyuncular olduğu için de tabii ki NBA oyuncularımızla da alakalı talihsizlikler oldu. İşte Ömer Aşık'ın bayağı uzun süren bir hastalığı oldu. Ersan da geçen sene kontrat sıkıntısı oldu. Bu sene bu Haziran'da olmayacaklar, ama Eylül'de ikisini de davet edeceğiz kadroya. Hem Ömer Aşık hem Ersan'ı. Wilbekin aramıza katıldı. O katkı verecektir. Keza yine Bobby Dixon da bizim milli oyuncumuz. O da Eylül şeyinde, Ağustos'ta toplanırken hepsini çağıracağız. Ben inanıyorum ki Cedi'nin, Furkan'ın orada yaptığı tecrübeleriyle buraya daha çok şeyler katılacaklardır. Elimizde gelen en iyi kadroyla sahada olacağız. Onda biz kimsenin sıkıntısı olmasın. Gençlerle alakalı da ciddi projeler düşünüyoruz. Yani biz 18-20 yaş arasını nasıl oynatabiliriz? Bu çocukları nasıl yukarıya daha rahat taşıyabiliriz? Ciddi planlar var ve bunlar bu sene hayata geçecek gibi duruyor. Bakalım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun.